Euzu şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Zat-ı Mekki 9. sefir 60. kısım. Fasıl içinde vasıl. Kadir gecesini kaçırmak korkusuyla aramak. Birimizi Ebu Zer'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oruç tuttuk. Aydan yedi gün kalıncaya kadar bize namaz kıldırmadı. Ardından gecenin üçte biri bitinceye kadar namaz kıldırdı. Sonra bize altıncı gece namaz kıldırmadı, beşinci gece kıldırdı. Gecenin yarısı bitmişti. Peygamberi dedik ki, ey Allah'ın peygamberi, gecenin kalan kısmını bize nafile kıldırsaydın. Şöyle dedi, kim imamla birlikte namaz kılıp ayrılırsa, geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır. Sonra bize namaz kıldırmadı ve aydan üç gün kaldı. Üçüncü gün bize namaz kıldırdı. Ailesini ve eşlerini çağırdı ve bize namaz kıldırdı. Öyle ki biz felahı kaçırmaktan korktuk. Felah nedir diye sorulduğunda sahurdur demiştir. Tirmizi hadisin Hasan sahih hadis olduğunu söyler. Sahuru felah diye isimlendirirken sahabenin sözünün ne kadar sırlı olduğuna dikkat ediniz. Felah beka demektir. Burada sahabe insanın oruçta dolaylı olarak bulunduğuna dikkat çekmektedir. Orucun bekası yoktur çünkü oruç Allah'a aittir. Dikkat ediniz. Orucun hükmü dünyanın bitmesiyle oruçludan düşer. Oruçlu oruç tutarken yemediği günlere karşılık ahirette yer içer. Bunlar geçmiş günlerdir. Allah şöyle buyurur. Yiyiniz içiniz geçmiş günlerin karşılığında. Kast edilen dünyadaki oruç günleridir. Ahiret ise beka diyarıdır ve yemekleri ve gölgeleri süreklidir. Sahur beslenmek için yemek demektir sahabenin sözü insanın beka aleminde oruçlu değil yiyici olduğuna dikkat çeker. O halde insan özü gereği beslenen dolaylı olarak oruç tutandır. Beslenme bakiyedir. Bu nedenle onu helah yani beka diye isimlendirdi. Sahur seher kelimesinden gelir. Daha önce de belirttiğimiz gibi seherin iki yönü vardır. Biri geceye, diğeri gündüze bakar. Seher, iki fecir arasındaki bir vakittir insana da felah diye ifade edilen bir bekası vardır. Bu içinde bulunduğu makamındaki sahurdur. Bu beka'nın bir yönü özü gereği varlığı zorunlu olana, bir yönü yokluğa bakar. Öyleyse insan hangi durumunda bulunursa bulunsun, varlık ve yokluktan ayrılamaz. Bu nedenle insan mümkün de isimlendirilmiş ve mümkünler arasına katılmıştır. Bu nitelik onun adına kalıcıdır. Herhangi bir vakitte insan ilahi bir nitelikle ortaya çıktığında bu nitelikte kalıcı olamaz. İnsanın bekası söylediğimiz yerdedir. Yani varlık ve yokluk arasında. Bu nedenle geceyi ibadetle geçirdiğinde ya da geceleyin bil fiil var olduğunda sahabe felaha kaçırmaktan korktuk dedi. Bu gece vaktinin bitmesi ve nefslerimizi bilemememiz demektir. Nefslerimizi bildiğimizde Rabbimizi biliriz. Fakat onlar Allah'a hamdolsun felahı kaçırmadı. Bilakis Allah, Allah'ın bil fiil varlığının özü gereği olduğunu tanıklık etsinler diye onlara beslenme ile nefslerini gösterdi. Kulun bil fiil varlığı beslendiği şeyin yardımına bağlıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlu omurgasını ayakta tutacak birkaç lokma ile yetinir diyerek Ademoğlunun varlığını beslenmeye dayandırdı. Sahabe adeta şöyle der. Bu geceyi el isminden tek gecelerde aramaya kalksak bile bu arayış bekamızın dayandığı nefslerimizin paylarından ki beslenmedir bizi müstani bırakmaz. Çünkü geceyi aramamız beka diyarıya olan ahirette bize ulaşacak iyilikten kaynaklanır. Dolayısıyla Kadir gecesini ibadet etmek üzere aramamızın Yegane nedeni, sayesinde ahirette baki kalacağımız nefsimizin hazıdır. Saur ise halde vaktin efendisidir. O, dünya hayatının bekasında iyi amele aittir. Böylelikle onun hükmünü kaçırmaktan korktuk. Çünkü bu hüküm, yeri değişse bile onu aramanın ta kendisidir. Peygamber, bu gecenin çiftlerde değil, tek gecelerde olduğunu belirtmiştir. Çünkü o, gündüz değil geceye aittir. Gece ise günün vitridir yani tekidir ve gün çifttir. Gün gece ve gündüzen ibarettir fakat burada söz konusu olan nasın varlığı nedeniyle Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisini söylendiği o senedir. Çünkü Kadir gecesi söz konusu senenin son 10 günlük kısımdaki tek sayılarda aranmasıyla ilgili bir rivayet bulunduğu için o senenin dışındaki yıllarda çift gecelerde de bulunabilir. Meselenin başka bir yönü şudur. Aramak ayın tek gecelerinde ise tek kadir gecesinin verdiği bereket ve hayırlar nedeniyle kulu korur. Kast edilen hayır bu gecenin hakkın tekliğini hatırlatan tekli sayılarda bulunmasıdır. Kul gerçekleşmesine vesile olsa bile bu iyiliğe geceye değil Allah'a izafe eder. Kulun tekliği görmesi sebebi görmüş olsa bile iyiliği ve hayrı Allah'tan başkasıyla ilişkilendirmesini engeller. Kadir gecesi çift gecede bulunsaydı ki bu bir vesiledir, geceyi aradığında veya bulduğundaki müşahadesinde hal diliyle bu durumu kendisine hatırlatacak kimse olmaz. Ehli olmayandan iyiliği kazanmış, iyiliği elde edişte bilgisiz ve perdeli kalırdı. Bu durumda ise o gecede kendisi için gerçekleşen iyilik yani iyiliği verenden perdeli olduğu için elde ettiği bilgisizlik ve mahrumiyete karşı koyacak ölçüde güçlü olmazdı. Bu nedenle Kadir Gecesi tek gecelere yerleştirildi. Kadir Gecesi bir nur olduğu için son 10 güne yerleştirildi. Nur, şehadet ve zuhur demektir. Bu yönüyle nur, gündüze benzer. Çünkü gündüz kendisinde ışık yayıldığı için böyle isimlendirildi. Gündüz, geceden çıkartıldığı için geceden sonradır. Son 10 gün ise orta ve ilk 10 günden sonradır. Kadir Gecesi'nin daha yakın bir ilişkide ortaya çıkması ve aranması, uzak bir ilişkide aranmasından daha güçlü hale gelmiştir. Kadir gecesini ilk 10 günde gören kimse görmediğim gibi bize böyle bir şey de aktarılmadı. Bu gece ikinci 10 ile son 10 günde bulunur. Müslim Ebu Said'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ikinci orta gününde Kadir gecesini aramak üzere itikafa girerdi. İlahi tecelli ede böyleydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen güvenilir ya da zayıf hiçbir rivayette Allah'ın gecenin ilk üçte birinde tecelli ettiğinden söz edilmemiştir. Halbuki Allah'ın gecenin orta bölümünde ve son üçte birinde tecelli ettiği bildirilmiştir. Kadir gecesi ilahi tecellinin hükmüdür. Böylelikle o ayın ikinci orta ve son on gününde bulunmuş. İlk diliminde yer almamıştır. Bu makamda ilk zorunlu olarak sensin. Öyleyse Rabbini bilmede ilk olmak sana aittir. Sen mi o bir araya gel, gelmeyeceği gibi delil ve delillendirilen de bir araya gelmez. O halde nefsini bilen Rabbini bilir. Delil olduğun için seni önce zikretti. Teorik ve keşfi bilgide öncelik sana aittir. Keşfi bilmek riyazet ve mücahadeden sonra olabilir. Öyleyse senin teorik düşünce ve keşf bakımından önce gelmen gerekir. Allah'ın seni bilmesi de kendisine dair bilgisinin bir yönüdür. Allah kendisini bilmek özelliğiyle nitelenmesi, nitelenmesiydi. Allah kendisini bilmek özelliğiyle nitelenmeseydi seni de bilmezdi. Allah'ın senin hakkındaki bilgisinin nereden olduğuna dikkatle bak. Çünkü o Ukletil Müstevviz isimli kitabımızda burada zikrettiğimiz oldukça ince bir meseledir. Fasıl içinde vasıl. Kadir gecesinin Ramazan ayında cemaatle ibadet yaparak aranması. Ebu Davud, Müslim bin Halid'den, o El-Ala'dan, o babasından, o ise Ebu Hureyre'den şöyle aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkmış, insanlar ise Ramazan'da mescidin bir köşesinde namaz kılıyordu. Peygamber bunlar da kim diye sorunca bunlar yanlarında Kur'an bulunmayan, yani Kur'an bilmeyen bir topluluktur. Hübey bin Kab onlara namaz kıldırıyor. Onlar da ona uyarak namaz kılıyor denilmiş. Hazreti Peygamber isabet etmişler. Ne de güzel yapmışlar demiştir. Kadir gecesinde cemaat yapmak gecenin anlamına uygun ve yerindedir. Çünkü bu gecenin değeri gece ve günleriyle bin aydan daha hayırlıdır. Bu nedenle Kadir gecesi bu toplam sahibidir. Allah o gecede Kur'an'ı Kur'an yani bir toplam olarak indirmiş, onu çoğulluk ve azamet bildiren nun yani biz zamiriyle indirdi. Böylece onu indir indirişinde bütün isimlerini bir araya topladı. Allah onu Kadir gecesinde indirdik buyurur. Bu gece melekler de iner ve bir kişi inmemiştir. Melekler grubun içinde bulunan ruh ise kendilerine namaz kıldıran cemaatin içindeki Ubey bin Kab'ın konumundadır. O gece melekler her emirden iner. Burada her kelimesi Hakk'ın yaratıklarında uygulamak istediği bütün işleri içerir. Recir doğana kadar bu bitimin son noktasıdır. Çünkü ayette geçen hatta kelimesi son bildiren ilaha yani e halini içerir. Son ise bir başlangıçtan olabilir. Bu da bir toplam haline gelir. Öyleyse bu gece bir toplam gecesidir ve bu nedenle peygamber isabet etmişler, ne de güzel yapmışlar diyerek belirttiğimiz nedenle onlara gıpta etmiştir. Kadir gecesini aramak bu gecenin gereği olan ve aranmasına yol açan bir takım nedenlere dayanır. Bu nedenler Kadir gecesinin büyüklüğü, onu indirinin büyüklüğü, buna karşın onu arayanın arama fiiliyle kendiliğindeki horluğudur. Çünkü kişi değeri pek yüce olan bu iyiliği aramakla kendisini ona karşılık verecek büyük bir yoksulluk içinde olduğuna tanıktır. Çünkü kul her ne vakit kulluğuyla özdeşleşmek isterse kendi değeri küçülür ve en sonunda kendisine aslı olan yokluğa katar. Bundan daha değersiz bir şey de yoktur. O halde yaratılmışın nefsinden değersiz bir şey yoktur. Bu gece aynı zamanda Kadir Gecesi diye isimlendirildi. Bunun amacı huzur sahiplerinin o gecede kendi değerlerini başka bir ifadeyle değersizliklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte elde ettikleri hayırda imkan ve yoksulluk halinde arayanların ortak arayanları ortaktır. Varlıkların en yoksulu bir muhtaca muhtaç olan kimsedir. Öyleyse insandan yoksulu yoktur. Çünkü Allah'ı ondan dahi bilen kimse yoktur. Yoksulluk ve izzet çelişkisidir bu. Bu bilginin nedeni ise insanın toplayıcılığı, aklı ve kendisini bilmesidir. Fasıl içinde vasıl. Bu geceyi ayakta geçiren kimsenin mahfirette peygambere katılması. Allahu Teala peygamberine şöyle hitap eder. Senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin diye. Müslim ve Nesai Ebu Hureyre'den Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Kim Kadir gecesini ayakta geçirirse, Müslim'de şu ifade vardır. İman ederek ve Allah'tan umarak kim o gece ulaşırsa, onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Şöyle der. Onun günahı mahcup olmayacak şekilde örtülür. Bu kişi dilediğini yap bu kişi dilediğini yap senin günahını bağışladım diye hakkında söylenenlerden olsa bile böyledir. Nitekim güvenilir bir hadiste böyle denilmiştir. Kadir gecesini ibadetle geçiren kişiden yasaklama hitabı gizlenir ve ona dince izin verilir. O da sadece mübah işlerde tasarrufta bulunabilir. Çünkü Allah taşkınlığı emretmez. Onun kadri ve değeri büyük olmasaydı Allah onu niteliklerinin en şereflisi olan bilgi niteliğine katmazdı. Bu nedenle Allah bilginin artışını dilemeyi emretti. Burada Allah onu kattı sözümüzün anlamı güvenilir bir rivayette geçen şu ifadedir. Kul bir günah işleyip bu günahı bağışlayacak ve onu cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildiğinde Allah üçüncüde şöyle der. Dilediğini yap seni bağışladım. Yapılması haram olan bir şeyin yapılmasını mübah kılan neden ancak bilgi olabilir. Böylece Kadir gecesinin faz fazileti, zikrettiğimiz konuda bilgi mertebesine katıldı. Peygamber şöyle buyurur Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun iyiliğinden mahrum olan kişi mahrum kalmıştır. Engellemenin kalkmasından daha büyük hayır olabilir mi? İşte bu dünyadaki cennettir.